Merhabalar, Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda supla değil, suplaları ya da bardak altlıklarımızı süslemek için kullanacağımız güzel bir çiçek çalışacağım. Ve bu çiçeği hazırlarken kullandığım kordon tekniğini anlatmaya çalışacağım. Yine 3 milimetrelik polyester makrome ip kullanacağım. Bunu da isterseniz pamuk iplik, pamuk makrome iplik de kullanabilirsiniz. 3,5 milimetrelik tığ kullanacağım. İpimi biraz şöyle uzatıyorum. Gelişi güzel uzatabilirsiniz. Toplamda 66 tane zincir çekeceğiz. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Şu şekilde ipliği dolayarak bir tane zincir çekiyorum. Uzattığım ipliğimi doladım ve şöyle ilk zincirimi oluşturdum. Uzattığım ipliğimi doladım. İkinci zincirimi oluşturdum. Uzattığım ipliği doladım. 3. Uzattığım ipliği doladım. 4. Uzattığım ipliği doladım. 5. Uzattığım ipliği doladım. 6. Uzattığım ipliği doladım. 7. 8. Şöyle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Teknik aslında çok kolay. Bakın şurada bir sıra zincir, şurada da bir sıra zincir oluşuyor bu şekilde yaptığımızda. Bunu 66'ya tamamlayalım. Daha sonra dikim kısmına geçelim. Dikim işlemi için şöyle bir yorgan iğnesi ve hayalet iplik kullanacağız. Şimdi dikim işlemi için şurada birinci oluşturduğumuz zincirin içerisine iğnemizi batırdık ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. zincirin içerisine iğnemizi batırıyoruz ve ilk yaprağımızı oluşturuyoruz. Hemen yan taraftan çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayıyoruz. 10'uncunun içine batıyoruz. 11'den çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayıyoruz. 10'uncunun içine batıyoruz. 11'inciden çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Batıyoruz. 11'inciden çıkartıyoruz. Yine 2, 4, 6, 8, 10'uncunun içerisine batıyoruz. 11'inciden çıkartıyoruz. 5 tane yaprağımız oldu. 2, 4, 6, 8, 10'uncunun içerisine batıyoruz. Yan taraf. Şu şekilde 6 tane yaprak oluşturduk. İpliğimizi çıkarttık. Başlangıçtaki ipliği arkaya aldık. İlk noktadan tekrardan dikmeye devam ediyoruz. Aynı noktadan bir tur daha dikelim. Şöyle ilk her battığımız noktadan tekrardan iğnemizi geçiriyoruz. Burada biraz iplik karışabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şeklimiz böyle. Şimdi gelişi güzel. Dikmeye devam edeceğiz. Ben hayalet iplik kullandım ama siz aynı renkli farklı bir dikiş ipliği de kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen her zaman söylediğim gibi görsellikle alakalı işlemler olduğu için istediğiniz gibi dikme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde dikimi tamamladık. İpi arkaya alacağız.
Arkadan da bir iki noktadan sabitlememizi yapalım. Yapımı oldukça kolay. Dikim kısmı biraz uğraştırıyor ama sonuç gerçekten çok güzel. Özellikle suplaların kenarlarında bunu daha sonra bir suplada uygulanmasını da göstereceğim. Şunu kopartayım. Şimdi orta kısma bir miktar silikon sıkıyorum ve boncuğumu yerleştiriyorum. Çiçeğimizin yapımı bu kadar kolay. Daha büyük bir çiçek elde etmek isterseniz eğer daha kalın bir iplik kullanabilirsiniz. Hangi süslemede kullandığımı sonraki videolarda bir supla üzerinde anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.